Merhaba arkadaşlar. Birlikte bugün de bu örneği yapalım. Çok kolay, güzel bir örnek. Çok zarif duran bir örnek. Benim çok sevdiğim örneklerden bir tanesi. İkişer zincirle tığ bağlantı kısmını yaptıktan sonra bir örümcek sırası yapıyoruz. Daha sonra da ben iki farklı, aynı renkten iki farklı sarı kullan, yani iki değişik bobin kullandım. Biriyle örümceğini gittim, diğeriyle kirpiğini gittim. Ben bu şekilde yaptım. İnşallah sizin de hoşunuza gider, siz de denersiniz. Hemen anlatarak başlamak istiyorum. Şöyle fındık kabuğu bir rengim var. Bordo kahverengi bir renk. Bununla altının tığ bantısını yaptım. İkişer zincirle. Sonra örümcek kısmını yapıyorum. Örümcek kısmı yapılırken arkadaşlar örümceğini biraz uzun tutmak gerekiyor. 1 santimden daha uzun örümcekler yapıyorum. Bir tane örümceğimi yaptım. Tutturuyorum. Sıfırdan başlarken de ipinizi tutturun. Hemen örümcek yapıp bir sonraki tığ battıya sık iğne yaparak tutturuyoruz. Örümcek yapıyoruz. Biraz daha ip saracağım ama böyle fazla sayıda ip kullanınca da biraz karışıklık oluyor. Örümceğimi yapıyorum. Biraz uzun tutarsanız düzgün oluyor dediğim gibi. Kısa örümcekle şurada bu sonucu alamıyoruz maalesef. Şu kadar, şurası kadar muntazam durmuyor arkadaşlar. Bildiğim bütün püf noktaları sizinle paylaşmaya çalışıyorum inşallah. İşinize yarıyordur. Örümcekler geniş olmalı. Normalde hep örümcekler küçük olsun derim ben. Başka türlü örneklerde ama bunda geniş olması gerekiyor. Bu şekilde yapıyorum. Örümcek sırasını tamamlayacağım. Hatta ben burayı hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorum. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum çünkü. Hemen alt sıranın örümcek kısmını tamamladım. Böyle bir görüntü oluyor bittiğinde arkadaşlar. Daha önce bu tür oyalar yaptıysanız ya da benim videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Hemen şimdi diğer sarı ipime geçmek istiyorum. Ve bu sarıyla örümceklerini yapmak istiyorum. Bu sırada alttaki örümcekleri de açacağız. Ondan nasıl açtığımızı da göstermiş olalım. Hemen tabii iki tane kullanınca ikisi de birbirine biraz karışıyor benimkinde ama şu şekilde düzelteceğim. Örümcek yaparak başlıyoruz. İlmeğimize girdikten sonra arkadaşlar. Örümceğim. Aşağıda yaptığım örümceklerle aşağı yukarı aynı boyda oluyor. Önden giriyorum arkadaşlar ben örümcekleri açarken. Ön taraftan giriyorum. Birinciyi geçirdim. İkinciyi geçirdim. Üçüncüyü geçiriyorum. Ve dördüncüyü geçiriyorum. Hepsini geçirdikten sonra hepsini birden çekiyorum. İçinden bir ilmek geçiriyorum. Ve örümceğimi de tutturdum. Tekrar bir örümcek alıyorum. Aşağıdakilerle aşağı yukarı aynı boyda. Geniş örümcek yani. Tekrar birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü açtım. Hepsini birden açınca bu şekilde tutturuyorum. Tekrar hepsini birden bir örümcek alıyorum önce geniş. Aşağıdakilerle eşit büyüklükte neredeyse. Tekrar önden bir, iki, üç, dört tane örümcek açıyorum. Ve örümceğimi böyle tutturuyorum. Tekrar bir örümcek daha aldım. Aşağıdan bir, iki, üç. Dördüncü kıvrılmış. Onu düzelterek alıyorum ama o da gelmedi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle. Dört tane aldık. Hepsini birden içinden geçiyorum. Üstten tutturuyorum. Bu benim sonuncu olacak. Örümceğimi aldım. Sona kaç tane kaldıysa arkadaşlar. Ben 3 kaldıysa 3 yapıyorum sonda. Normalde 4 yapsam da. Bunda mesela 2 tane kalmış. Bu şekilde birkaç zincir çekiyorum. Hemen kaçmasın ucu diye. İpimi kesiyorum. İpimi kestim şu anda. Alt kısmını, alt iki sırayı tamamladığımda böyle bir görüntü oluyor oyamda. Çok güzel bir oya oluyor arkadaşlar. Devam edelim üst kısmından. Üst kısmında ilmeğine girmek istiyorum önce. Birazcık ip saralım. Sıfırdan başlarken arkadaşlar örümceğimizin iki teline, yukarıda kalan iki teline giriyoruz önce. İki tane boş sık iğne yapıyorum yan yana. Sık iğnelerimi yaptıktan sonra üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir, iki tane daha sık iğne. Bir film katını açtım. Nazara geldim galiba arkadaşlar. İki tane sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Gene iki tane sık iğne.
Bu şekilde 5 kirpik yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine 2 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine 2 sık iğne. Şu anda benim 4 kirpiğim oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Gene 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu 2 sık iğneyi yaptıktan sonra yan tarafa geçiyorum gene. 2 tane sık iğne yaparak başlıyorum. Biraz yakını netleştirelim. 2 tane sık iğneni yapıyorum. 1, 2, üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 tane sık iğne. Bu şekilde hepsinin üzerini tamamlayacağız. Güzel bir örnek oluyor arkadaşlar. Mutlaka tavsiye edeceğim örneklerden biri. Çabuk da bitiyor yaparken. Kullanırken de oldukça kolay bir örnek. Rahat kullanılıyor. Ben bunu da 5 kirpiğini tamamladım. Şöyle düzelteyim elimle. Görüntü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Biraz uzaktan netleştirelim. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böylece her gün yayınladığım videoları takip edebilirsiniz. Instagram'da da yakın plan fotoğrafı bulunacak bu oyamın ve şimdiye kadarki tüm örneklerimin. Instagram'dan da beni Oya Hanım sayfamdan takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum.